Uslat TV ekranlarında Kendini Tanımak programı devam ediyor. Uzman konuğumuz Ahmet Hamdi Aytekin'le migren ameliyatını konuşuyoruz. Hocam devam edecek olursak, ameliyat sonrası hasta kaç günde iyileşir? Ne kadar zamanda taburcu olur? Normal hayatına, iş hayatına, sosyal hayatına ne kadar zamanda tekrar adapte olur diyelim. Hastalarımız ameliyat sonrası 2 gün yatmaları yeterli oluyor. Evet. Üçüncü gün taburcu ediyoruz genelde. Hı. Etmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Sonraki süreçte tabii dikiş attığımız bölgelerin toparlaması, yani 2 ila 3 hafta sonra artık oradaki yara artık iyileşiyor. Tabii bir süre fiziksel egzersizler olsun, hareketlerine çok dikkat etmelerini, günlük hayatlarına biraz daha o bölgedeki ödemin çözülmesi önceliğimiz olduğundan dolayı Hı. kendilerini yoracak fiziksel aktivitelerde bulunmamalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu süreçte oluşacak bir aksama kalıcı iyileşme bozukluklarına sebep olabiliyor. Amacımız dediğim gibi bir an önce sosyal hayata kazandırmak, fakat bu süreçte de çok dikkatli bir şekilde bir geçiş yapmalarını istiyoruz. Hı. Ortalama 3 ila 4 hafta sonra tekrar günlük hayatlarına yavaş yavaş dönmelerini bekliyoruz. Evet. Fakat bu noktada da kendilerini yine hala migren hastasıymış gibi kendilerini bilmelerini, kendilerine bu konuda daha dikkat etmeleri, yemelerini, içmelerini gibi bazı tavsiyelerde bulunuyoruz. Evet. Peki ameliyat sonrasını hocam takip açısından değerlendirdiğimizde takip eder misiniz? Geri bildirimlere bakar mısınız? Nasıl olur bu aşama? Yani tabii bu yeni bir tedavi yöntemi. Hı. İddialı, kendi çapında iddialı bir tedavi Evet. yöntemi. Yani kendi çapında derken migren ameliyatı deyince, çünkü birçok özellikle farklı hekimlerden olsun, kendi arkadaşlarımızdan olsun, herkes tabii ki temkinli yaklaşıyor. Hı. Yani çünkü böyle bir şey olabilir mi? Bu dünyada bazı radikal olaylar her zaman tepki almıştır. Evet. Kendini tamamen ispatlayana kadar. Çünkü söylediğimiz şey migrenin çözümü olduğuna dair. Şimdiye kadar tedavisi olmayan, çözümü olmayan bir şeye biz bir vaatle geliyoruz. Belli bir iddia ile geliyoruz. Tabii yine haddimizi, sınırlarımızı bilerek. Tekrar sorunuzu şey yapar mısınız Hocam kısa? hemen siz bu konuda ara vermişken bir telefon Tamam, tamam, bağlantımız var. tamam. Telefon bağlantımıza dönelim. Şimdi değerli izleyenler, İzmir'den pardon özür dilerim, Antalya'dan bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Eda Tağal'la birlikte bu konuyu konuşacağız. Kendisi migren ameliyatı olmuş, Malatya'ya gelmiş. Ahmet Hamdi Bey'in hastası olarak migren ameliyatı olmuş. Bu anlamda onun bilgilerine, görüşlerine ve yaşamış olduğu şeyleri bir değerlendirmesini isteyeceğiz. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Evet, çok güzel. Sesiniz iyi geliyor. Evet, kesinlikle öyle. Migrensiz 2 ayımı Hı. atlattım. Antalya'da mı ikamet edersiniz Eda Hanım? Evet, Antalya'dayım. Ve uzun süredir migrenle alakalı nasıl bir çözüm olabilir diye araştırıyordum. Uzun süre ilaç tedavisi gördüm ama hiçbirinden olumlu yanıtlar alamadım. Ta ki Ahmet Bey'i duyuncaya kadar. Aralık ayında ameliyatım gerçekleşti Ahmet Bey tarafından. Ve 2 ayı geride bıraktım. Bugün 60. günüm. Altmışıncı Zamanlaması çok iyi gününüz. oldu. Evet. Peki migrenli olalı kaç yıldır? 15 sene. Yine 15 yıldır bu ağrıları çekiyordunuz. Evet. Peki bu ağrı ve ataklarınızı bir tarif eder misiniz? İzleyicilerimiz bu anlamda sizin yaşadığınız şeylerini biraz daha tasavvur edebilmeleri açısından. Evet, tabii ağrı bölgeleri ve ağrı sıklığı ataklarımız kişiye göre değişiyor. Benimki tek taraflı, ya Evet. sağ şakak, ya sol şakak ya da enseden başlıyordu. Hı. Aya bölersek ayın kesinlikle 25 günü, yaklaşık 3 haftası ağrılı geçiyordu.
Bir çok atak uzun sistemi bir ben... uzun bir evet. süre aslında değil mi? Kesinlikle. Peki bir sos... atak buyurun. Bir atak tuttu mu 10 günü buluyordu. Yani sürekli bir yerin 10 gün aralıksız ağrıması tahmin edersiniz ki gerçekten çok zor. Peki bu ağrı ve ataklarda sosyal hayatınız, iş hayatınız çalışıyor musunuz bilmiyorum ama evet, nasıl etkileniyordu? O kısım kesinlikle berbat. Artık asosyal olmuştuk. Kalabalık ortam, kapalı ortamlar, ne bir eğlenceye katılabiliyorsun, ne bir yakınının acısını, yani ne bir cenazeye katılabiliyorsun. Yani evde bile gelen giden birazcık kalabalık olsun. 2-3 kişiden fazla gelen giden olsun. Herkes aynı anda konuşsun. Her şey rahatsız ediyor ve gidip odama kapanıyordum. Tamamen asosyal olmuştum. Bu şekilde. Peki ameliyatı zor mu, kolay mı değerlendirirsiniz? Nasıl bir ameliyat oldu sizin için? Ameliyat tabii ki de diğer ameliyatlar gibi zor bir süreç. Sonuçta yani hani narkoz alıyorsun. Ama ki sonrası, yani gözümü açtığım andan itibaren her şey çok kolaydı. Zaten direkt kendimdeydim. Narkozu çok kolay atabilmiştim. Ameliyat ağrılarım da çok çok azdı. Ki zaten hastanede yattığımız sürece işte gerekli ağrı kesiciler, antibiyotikler veriliyor. Her şey kontrol altında. Çok kolay atlattık. Ahmet Hocam, yani şu an devlet hastanesinde ve hiç devlet hastanesinde gibi bir muamele görmedik. Ne doktorlar, ne hemşireler, ne hastane açısından. Her şey çok güzeldi. Çok güzel. Peki 60 gün oldu dediniz. Bu 60 gün içerisinde yeni bir ağrı oldu mu, bir atak oldu mu? Nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bunu Ahmet Hocam'la da konuşmuştuk öncesinde. Yalancı ataklar diyoruz. Çok küçük, yani çok kısa süren bir ayda 3 kez atağım oldu. Ve bu da çok kolay bir şekilde, yani hani sizin aslında anlayabileceğiniz normal bir baş ağrısı gibi bunu atlattım. Tabii ki ilk ayımda bu oldu. İkinci ayımda biraz daha artık azaldı. Ki zaten 6 aylık bir süreç söz konusu ameliyat sonrasında. Ben inanıyorum ki gitgide şu an bu ilk 2 ayda gördüğüm kadarıyla gitgide her şey daha da güzel oluyor. Ağrılarım daha da hafifliyor. Çok güzel. Bayağı bir iyileşme olduğunu hissediyorum ben. Sesinizden de öyle geliyor. Migrenden öncekini ve sonrakini değerlendirirseniz yeni yaşamınızı nasıl tanımlarsınız? Benim için çok güzel. Ama hani bunu aslında daha çok insanın etrafındaki kişiler daha düzgün, daha doğru bir şekilde dile getirebilir. Şu an aynı sizin bana söylediğiniz gibi telefonda sesimi duyan bambaşka bir Eda'yla konuştuğunu söylüyor. Ya da işte yüzümü gören, ağrısız dönemimi çok az gördükleri için ama biliyorlar özümde nasıl birisi olduğumu. İşte yani bu kıpır kıpır, enerji dolu. Yani sürekli bir şeyler yapmak istiyorsun, hiç oturmak istemiyorsun. Ki bunun geçen günlerde bir cezasında yaşadım, hiç oturmadığım için, bir şeyler yapma isteği olduğu için ağrısız dönemimde. Yani gerçekten yaşadığımı, diğer insanların yaptıklarını yapabilmenin ne kadar güzel olduğunu şimdi artık farkına varıyorum. Çok güzel. Ya da işte yeğenlerim geldiğinde ses olayı, hani çocuklarla vakit geçirmek, her şey. Bu eminim anneler için daha da zor bir dönemdi. Anne olup ameliyat olanlar için. Yani her şeyin tadını çıkartıyorum artık. Peki bundan sonra daha da fazla olacak eminim. Bu rahatsızlığı yaşayan migren hastalarına ve çare bulamamış, hani farklı yöntemler uygulamış ama çare bulamamış, böyle migren hastalarına tavsiye eder misiniz böyle bir ameliyat olmayı? Evet, tabii ki de tavsiye ediyorum. Çünkü yani hani hocalarımız daha iyi bilir ama maalesef ilaçlara bağımlı kalmak. Yani bir tarafı iyi yapayım derken diğer taraflarımız, diğer organlarımız hasar görebiliyor. Kesinlikle o ilaçlara bağımlı kalmadan bir an önce ameliyatlarına olup normal hayatlarına kavuşsunlar diyorum. Evet. Peki biz de yayınımıza katıldığınız için öncelikle size teşekkür ederiz.
Geçmiş olsun diliyoruz. Allah size şifalar versin. İnşallah tekrar böyle bir atağınız olmaz. İnşallah gitgide azalır. Mutlu bir hayat diliyoruz. Teşekkürler. İnşallah. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Rica ederiz. Sağ olun. Evet hocam, devam edelim. Kaldığımız yerden devam edelim isterseniz. Tam konumuz hasta takipleri de, işte bu şekilde hastalarımızı takip ediyoruz. Evet, sadece 2 ay geçiyor. Evet. Az önce kaldığım yerden devam edeyim. Dediğim gibi iddialı bir yeni çıkmış radikal bir çözüm. Radikal bir ameliyat diyeyim bu anlamda. Tabii ki bu hastalarımızla takip etmek zorundayım. İyi haberlerini, güzel haberlerini ya da olumlu olumsuz sonuçları bilmem gerekiyor diye. Evet. Ve bu her şeyden öncesi bu hastalarımız özel bir hasta grubu. Yani yaşamış oldukları stresler, hikayeler, olaylar belki hani başımıza gelmediğinden dolayı anlayamayabiliriz ama çok özel bir hasta grubu olduğundan dolayı acaba bu vaat ettiğimiz sonuçları onlarda da görüyor muyuz diye takip ediyoruz. Genel anlamda da olumlu sonuçlar aldık şimdiye kadar. Dediğim gibi geçen bir konu oldu, hiç mi fayda görmeyen hastamız olmadı diye. En kötü olan hastamızı aradım. Yani aradım. Hastalarımıza normalde ben şunu söylüyorum. Yani hani bunlar olabilir. Yani bunlar beklediğimiz şeyler. Ama anormal bir durum olursa muhakkak beni arayın. Ya da yaşayacağınız herhangi bir durum rahatsız da beni bilgilendirin en azından bir mesaj atarak diye. Bu sorumlulukta bir hastamızı aradım. En kötü olduğunu düşündüğüm hastamız işte 2 ay yaklaşık olmuş ameliyatından. Yine ağrılarının olduğunu fakat ağrı eskiden daha ağır kesiciler kullanarak geçen ağrılarının, ya daha doğrusu geçmeyen ağrıların şu an çok daha basit ağrı kesici ilaçlar kullanarak geçtiğini söyledi. Evet. Tabii empati yapmak gerekiyor. Sonuçta belirli bir düzeyde de olsa bütün hekimlerin tabii ki empati yapmaları gerekiyor. Çünkü kendi kardeşimize, kendimize, kendi ailemizden birine bir şey yapamayacaksak, bir tedaviyi öngöremeyeceksek, onu uygulamayacaksak bunu başkasına da yapmamamız gerekiyor. Evet. Yani bu sorumlulukla, bu bilinçle hareket ediyoruz. Kendi akrabalarımızdan, kendi ailemizden birisi de olsa çünkü aynı tedaviyi uygularım. Bundan çekinmem. Evet, burası çok hassas bir nokta. Evet, evet. Kendi ailenize uygulayabileceğiniz düzeyde rahatlıkta bir öneriniz var. Çok güzel. Ameliyat sonrası peki hocam, hastaların dikkat etmesi gereken şeyler. Ameliyat olmuş, nelere dikkat etmesi gerekir? Evet. Mümkün mertebe az önce bahsettiğim gibi fiziksel egzersizlerden uzak durmaları. Yani ağırlık kaldırmak gibi, çok öne eğilmek, çok dediğim gibi kafa bölgesinde ödem oluşturabilecek işlemlerden uzak durmalarını. Yani çarpıntıya sebep olabilecek, kısa sürede de olsa yorgunluğa sebep olacak hiçbir aktiviteden, faaliyetten uzak durmalarını ne kadar bu uzak durması gerekiyor? Özellikle ilk 2 ay dediğimiz bu iyileşme sürecinin, ödemlerin çözülme dönemi dediğimiz bu dönemde çok dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Peki başka tür baş ağrılarına da bu ameliyatı uygun görür müsünüz? Ya da başka tür baş ağrısı çeken insanlar var. Yani migren değil ama farklı tanılar konmuş baş ağrısıyla ilgili. Bunlara da faydası olur mu bu ameliyatın? En azından bizi izleyenlerden böyle olanlar vardır. Hani bilgi amaçlı, bilmeler açısından. Yani tabii baş ağrısı dediğiniz zaman baş ağrısına sebep olabilecek birçok faktör var. Evet. Yani migren sadece bunlardan birisi olduğundan dolayı biz bu uygulama yapıyoruz. Bir de migreni diğer baş ağrılarından ayıran konu tetik alanlarının oluyor olması. Yani bir noktadan başlayıp bir yerlere yayılıyor olması. Evet. Küme tipi baş ağrısı, ondan sonra gerilim tipi baş ağrıları ya da diş kaynaklı baş ağrıları, fibromiyalji dediğimiz omuz bölgesindeki, sırt bölgesindeki kas rahatsızlıklarına bağlı olarak işte kasılmalara bağlı olarak yine baş ağrısı yapan faktörler var. Bunları daha çok
semptoma yönelik ve etiyolojisine yönelik bir tedavi planlaması gerekiyor. Hı hı. Şu an için bu bizim alanımız değil. Evet. Böyle bir gündemimiz yok. Fakat bizim dediğim gibi migreni diğer baş ağrılarından ayıran esas nokta ya da plastik cerrahinin bu alana bir şekilde invaze olmasının sebebi sinir cerrahisi yapılıyor olması. Evet. Evet hocam. Peki migrenli hastaların kas ve sinir dokularıyla birlikte normal migreni olmayan bir hastanın kas ve sinir dokularını değerlendirecek olursanız, hani ameliyatlara da bizzat girip bunları uyguladığınız için bir farklılık var mı? Burada nasıl değerlendirirsiniz? Bizim gördüğümüz makroskopik olarak işlem esnasında bazı hastalarda şunu gördük. Mesela ağrının daha fazla olduğu sağ ya da sol tarafta, hı hı, o bölgedeki sinirlerin sıkışma alanlarına bazı yerlerde daha ince olduğunu, bazı yerlerde daha kalın olduğunu gözlemledik. Ya da etraftaki dokularda, özellikle alın bölgesinde, oradaki kas dokusunun sürekli muhtemelen kasılmaya bağlı olarak daha sert bir halde geldiğini gözlemledik. Tabii bunlar bilimsel veriler ışığında daha histopatolojik incelemelerle aydınlatılması gereken konular. Evet. Bu amaçla şu an yürütmekte olduğumuz çalışmalarımız da var. Yani uluslararası literatürü kazandırmak diye düşündüğümüz çalışmalarımız var. Fakat şu an için dediğim gibi gördüğümüz konu kendi gözlemimizde biraz daha o bölgedeki dokuların sertleştiğini, yine sinir dokularına bazen bazı yerlerde inceldiğini, bazı yerlerde kalınlaştığını görüyoruz. Yani farklılaşma kesinlikle, evet, var. Bunu var. Siz bizzat görüyorsunuz. Peki size başvuran hastalar, biraz önce işte Eda Hanım'a bağlandık. Antalya'dan gelmişti. İşte Vahap Bey şu anda yanımızda, o Malatya'dan bir rahatsızlık yaşayan bir hastamızdı. Hastamızdı diyorum çünkü artık öyle bir hastalıkları İnşallah. Yok. İnşallah diğer sıra bekleyen insanlar da bu anlamda şifa görürler. Nerelerden geliyorlar hocam? Nasıl bir imkan sağlıyorsunuz? Dediğim gibi sonuçta bu Türkiye'ye yeni uygulanmaya başlamış olan bir tedavi olduğundan dolayı. Evet. Yani Amerika'da da 2005'li yıllardan itibaren uygulanmaya başlanmış. Hı hı. Türkiye'de de daha önceden birkaç plastik cerrahi uzmanı tarafından yapılmış, fakat ardından yeterli belki tanıtımı yapılamadığından dolayı ya da farklı gerekçelerle çok bilinen, çok tanınmış bir ameliyat değil. Çok bu noktada daha önceden beraber çalışma fırsatımız da olan Doktor Çetin Duygu'yla, evet, esas Türkiye'de bu şekilde popülarite kazanmasında çok büyük emekleri var. Hı hı. Burada birçok başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Ki beraber çalıştığımız süreçte de bir deneyim aktarımız oldu. Kendisine buradan çok teşekkür etmek istiyorum bu konuda. Hı hı. Tabii mecbur hizmet sürecinde burada çalıştıktan sonra buradan ayrıldı. Evet. Ameliyatın tanınması da bu anlamda Çetin Bey'le oldu. Kendisine başvuran hastalarımız oldu. Birçok hasta var bu şekilde. Türkiye'nin her yerinden hastalar geliyor. Malatya bu anlamda gerçekten Türkiye'de farklı bir pozisyona sahip. Türkiye'nin her yerinden gelen hastalara biz bir şekilde ulaşmaya çalışıyoruz, bir şekilde yetişmeye çalışıyoruz diyelim ama, hı hı, haftada ortalama 3-4 tane ameliyat yapabiliyoruz. Çünkü, hı, Malatya Devlet Hastanesi çok güzel bir hastane, çok geniş imkanları var, fakat sadece migren ameliyatı değil, burada travma hastaları oluyor, farklı müdahaleler yapmamız gereken hastalar oluyor. Mümkün mertebe migren ameliyatına ağırlık vermeye çalışıyorum, yetişmeye çalışıyoruz ama gelen hastaları da hepsine bir anda yetişmemiz çok mümkün olmuyor maalesef. Evet, süremiz çok kısaldı hocam, bitirmemiz gerekiyor. Bu arada son soruları hemen kısaca cevap vermenizi istiyorum. Ameliyat sırası ne kadar sürede gelir? Çünkü bu bir sırayla alınan, evet, bir süreç. Birikmiş, evet, hastalar var. Yani şu an en az bir 5 aylık bir sürecimiz maalesef oluyor. Yani şu an yeni başvuran bir hasta olsa 5 ay kadar bekleyecek ameliyat olabilmek, evet, için. Evet. Peki farklı bölgelerden, ilimizden izleyenler olabilir. Bu ameliyatı ilk defa duyanlar olabilir. Onlar için
şöyle mi diyelim, Malatya Devlet Hastanesi'ne mi başvurmaları gerekiyor plastik ve estetik cerrahi ana bilim dalına? Yani bu ameliyatı burada Malatya Devlet Hastanesi'ndeki şartlarda başarıyla şu an gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Evet. Ahmet Bey çok teşekkür ediyoruz ben programımıza teşekkür katıldığınız için. Çok güzel çalışmalarınız var. Vahap Bey size de çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız, stüdyomuza geldiniz. Değerli izleyenler, bugün migren tedavisine yönelik yeni bir yöntem, migren ameliyatı yöntemini değerlendirdik. Uzman konuğumuz Ahmet Hamdi Aytekin, plastik ve estetik cerrahi uzmanı, Malatya Devlet Hastanesi'nde görevliydi. Bu konuyu değerlendirdik. İnşallah migrensiz bir dönem yaşar hastalar. Migrenli çok fazla hasta var. Başta ben de bu anlamda bu rahatsızlığı yaşayan bir kişiyim. Ağrısız, migrensiz, ataksız, huzurlu ve sağlık dolu günler ve ömür diliyorum. Bir başka Kendini Tanımak programında birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.